Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün yapraksız bir ağaç nasıl nakledilir? Tabii detayları her yapılan işlemde olduğu gibi bunda da var. Öncelikle şöyle başlayacağız. 2 gün önceden, 3 gün önceden, kaç gün önceden yapabilirsiniz arkadaşlar? Şu an Şubat'ın son haftasındayız. Bu işlemler bu aylarda, bu günlerde yapılmalı. Yaprak açtığında risk taşır. Mecbur kalırsanız yapabilirsiniz. Dutar, özellikle dut. Dutar ama bunun mevsimi zamanı vardır. Hemen dezenfekte işlerimizi her zaman olduğu gibi yapıyoruz. Nasıl bir dezenfekte? Hızlı 3-5 saniyede uçan dezenfekteler. Şimdi bu kadar büyük bir dut ağacını nasıl aktaracağız? Aktarmak zorundayız arkadaşlar. Biz bunu aktarmak zorunda olduğumuzdan dolayı size de bir video hazırlayayım dedim. Öncelikle dalsız hale getireceğiz. 2 gün, 3 gün önceden, 1 hafta önceden. Neden? Aynı anda hem üstten hem alttan ağaç yaralandığında strese girer, su kaybı yapar. Ne kadar az dal bırakırsak biz bu ağaç için o kadar iyi. Şunlardan tekrar sürgün verir zaten. Şöyle arkadaşlar. Şu gereksiz az daha şey bilezikten. Evet arkadaşlar, son yaramızı da kapatıyoruz. Şimdi ağaç macunuyla alakalı daha önce videom oldu. Ne dedik? Kesimi yaptık. Kesimi yaptıktan sonra arkadaşlar ortalama minimum yarım saat, bir saat bekledikten sonra ağaç macunu uygulayacağız. Neden? Ağaç kendi salgılarını oluşturacak, ondan sonra korumaya alacağız. Şimdi bu eylemimizi bırakıyoruz. 2 gün 3 gün sonra videomuza devam ederek nasıl aktaracağız onu da size bir göstereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, ağacımızı nakletmek için 2 gün sonrası ne yapıyoruz? Ne yaptık daha öncesi? Videoda zaten gördünüz. Gereksiz sürgünleri kısalttık. Fazla dalları aldık ve kesim yaptıktan 45 dakika 1 saat sonra ağaç macunuyla tamiratımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Hüseyin abimle beraber ağacın naklini yapacağız. Nasıl olmalı? Nasıl bir kök yapısıyla taşınmalı? Dut ağacı arkadaşlar da dut, ondan sonra asma, incir, bunlar çok hassas değildir. Bu mevsimde Şubat'ın sonundayız. Bir başlayalım Hüseyin abi. Evet, yağbani çıkan bir sürgün vardı dibinde. Bu aşı arkadaşlar. Dolayısıyla dipten çıkan yağbani. Bu yarayı da tabi hemen macunla kapatacağız. Bu tür büyük aktarılacak olan ağaçlar arkadaşlar, bu yan kökler, kalın kökler oluşur. Bunu uzun bırakmanıza gerek yok. Yani şöyle bir 3-5 santim ağacı yakın yerden keseceğiz. Uzun bırakmayın. Sona geldik. Yırıldı. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Yapraklı ve yapraksız
bitkilerin taşınması farklıdır. Bu yapraksız bir bitki ve Şubat'ın sonundayız. Tarihi birkaç kere söyledim özellikle. Bu yazın olursa taşıma faaliyetleri daha farklı olacak. Ki yapmayın zaten, bekleyin. Mecbursanız tabii mecbur yapılacak da. Şimdi buradaki hususlar niye arkadaşlar? Bakın, kökleri kısalttık. Uzun kalmasının hiçbir mantığı yok. Ki zaten dediğim gibi badem, incir, nar, özellikle dut hiçbir şekilde bu aktarmalardan etkilenmez. Şöyle etkilenmez. Yani guruma yapmaz. Hayatına idame ettirir, devam eder. Ki şurada hayatını idame ettirecek, kök yapısını oluşturacak doku olağanüstü çok fazla var. Dolayısıyla uzun kök bırakmayacağız, yaralı kök bırakmayacağız. Evet, şu yüzeyde şöyle bir çevirelim. Evet. Hatta şunu geriden çıkartacağım. Pardon. Macun alalım. Evet, buraları zaman tabii biraz beklese iyi olur ama şu an kaybedecek zamanımız yok. Şu kurumadan, şu bölge kurumadan aktaracağımız yere nakledeceğiz arkadaşlar. Ama buraları da aşı macunu sürmemizde fayda var. Kök yapısında büyük yaralara. Zaten arkadaşlar dutta bir şey var, bir özellik var. Şu hemen kök yapısını oluşturabilen ender şeylerden bir tanesi de dut. Bitkilerden bir tanesi dut. Dolayısıyla diktiğinizde suyunu aksatmazsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi dikim alanına geçelim. Arkadaşlar yapraklı da yapraksız bitkileri bekletmeden naklini gerçekleştireceksiniz. Yerinizi hazırlayacaksınız önceden. Naklini gerçekleştireceksiniz ki su kaybı daha fazla olmasın. Şimdi toprak ilavesini yaptıktan sonra hemen can suyunu vereceğiz. Dolayısıyla bu bitki bulduğu suyu tekrar gövdesini taşıyacak. Biz her ne kadar dalını kessek de, dallarını yok etsek de bu bitkinin kendi gövdesinde bir su barındırdığından dolayı kayıplar olursa uyanması da zor olur. Hüseyin abi devam etsin. Toprağımıza kompost gübre, biliyorsun arkadaşlar biz bunu mangoyda kullanıyoruz, avukado ve mangoyda kullanıyoruz. Kompost gübre, içine solucan gübresi, kanatlı gübresi de var. Ve leonardit. Köklenmemizi hızlandıracak. Şimdi bu kömür nereye kadar devam edecek? Aynı eski noktasına kadar arkadaşlar. Eski noktasını geçmeyin yukarıya. Dutla geçseniz ne olur? Çok sorun değil ama mevcut köklerin hızlı çalışabilmesi için orada bir sürü doku oluşmuş zaten. Bu dokuların hızlı çalışabilmesi için çok derin dikmeyin. Ve suyunu aksatmazsanız baharın önü bu ağacımız beklemeksizin hızlı bir şekilde yol kat eder. Daha şeylerini taşmadı, sürgünlerini sağlamadı. Eğer dikili olmuş olsaydı bir hafta içinde sürgünleri sağlayacaktı. Bir hafta sonra bunun 10-15 gün sonra bunları sürgününü görürüz arkadaşlar inşallah. Şimdi dolumlarımızı devam edeceğiz. Hüseyin abi gazmayla şey yapalım. Biraz daha gübre de ilave yapalım. Çünkü leonardit var arkadaşlar bu kompostun içinde. Leonardit biliyorsunuz. Gümrük asit barındırdığından dolayı köklenmeyi hızlandırır. Tabi leonardit diyoruz. Daha önce de söyledik. Takipçilerimiz uyguladığımız ürünlerin tabi güvenliğinden dolayı kullanıyor. Ama şunu eklemeden geçemeyeceğim. Ben ortalama köklendirmelerin dışında pek leonardit kullanmaz oldum arkadaşlar. Bu yani firmalara bir şey değil. Biz çiftçiyiz çok fazla kazanamadığımızdan dolayı 100-200 liraya satılan leonarditler var. Bunlar da iş görmüyor. Deniyoruz arkadaşlar. Talep çoğaldıkça bir ürünün kalitesi düşüyor. Ürün alırken çok dikkat edin. İçinde kömür oluyor. Ondan sonra kum, çakıl oluyor. Maalesef
tonajı tamamlamak için bunları kattıklarında bizim de hiçbir işimize yaramıyor. Dolayısıyla leonardit kullanırsanız kesinlikle kullanacağınız leonardit'i iyi seçin. Evet arkadaşlar, dikim işi bitti. Buna bir sağlamlama çubuğu gerekmiyor. Zaten çapı 12 santim falan var. Dolayısıyla bir sağlamlama çubuğu gerekmiyor. Can suyunda eğer elinizde bir sürü para verip almayın. Elinizde hümük asit varsa hümük asit ekleyerek can suyunu tamamlayabilirsiniz. Köklenmeye faydası olur ki biz koyduğumuz gübrenin içinde zaten leonardit var ve bu koyduğumuz leonardit karışım arkadaşlar. Bir 15-20 gün içinde reaksiyona giren, toprakla buluştu reaksiyona giren bir yapıya sahip. Tüm işlemlerimiz bitti. Sonuç için zamana bırakıyoruz. Zamana bıraktığımız dut ağacı arkadaşlar. Meyveye de vermiş. Hamdolsun. Yaklaş hocam. Şöyle gel. Bakın. Ne yaptık? Başka bir yerden başka bir yere aktardık ağacımızı. Ve sonuç. Aynı işlemleri yapın. Sulamayı da aksatmayın yazın arkadaşlar. İstediğiniz sonucu alacaksınız. Eğer sorunuz olursa videonun altına hemen mesaj yazıyorsunuz. Cevaplandıracağım her konuda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.